Herkese merhaba. Bugünkü bu videoda 20 gün önce çıkmış olan bir Lofi BSS'ini göstereceğim size. Bu Patent Sounds'tan çıkmış BSS, firmanın ismi. Adı Scratchpad. Ücretsiz. DixonBeats.com sitesinde yayınlandı. Ve bu şu an fotoğraftaki kişi tanıtımını yaptı YouTube'da. Bu site üzerinden indirilebiliyor. Üye olmak gerekiyor. İşte sepete atacaksınız. Oradan birkaç işlemden sonra indirebiliyorsunuz ücretsiz olarak. Bu VST'nin şöyle bir arayüzü var. El çizimi gibi, defterin üzerine el çizimi gibi bir tasarım yapmışlar. Şurada preset ekranı var. Burada 4 tane bas, birazdan gösteririm. Bir case var. Pedleri var. Ondan sonra tekstürü var. Neyse, volume, burada bir volume görüyorsunuz. Attack, decay, sustain, release noblarını koymuşlar. Reverb'ü var. Reverb'ün de 3 ayarı var. Ve low finesi var. Burada chorus, thrash dediği saturation veya distortion, wobble dediği de wobble flutter. Alta da bir klavye koymuş. Bastığınız notları görebiliyorsunuz. Üzerinde tekstürleri var. Tape. Şuradan göstereyim. Hatta tekrar o siteye döneriz. Şurada tekstür kısmına girdiğiniz zaman tape tekstürü verebiliyorsunuz. Tape hissi veriyor. His noise'u. Rain veriyor ve vinil veriyor. Ve çok da güzel. Birazdan göreceğiz. İşte case, pads ve bassları ve ledleri var. Ve tekstürleri var. Ben şöyle bir kısa böyle düşük tempolu basit tekrarlayan bir lo-fi bir şeyler yazdım. Oradan sırayla göstereceğim. Önce bass soundlarını gösteririm. Sonra case, sonra buralara da ne yapmış mesela Cynthia Leds atmışım. Ve yazayım. Let's atmışım. Buraya da pet atmışım. Sırayla gideyim solo. Baslara bakalım. Şuradan ilk bası seçeyim. Bass Airplay Mode adında bir bası var. Chorus, biraz chorus verdim. Flutter açıyorum mesela, iyice dalgalanıyor. Buraya geçeyim. Biraz reverb vereyim. Bir oktav üstten çalıyor. Bir öncekini ben alttan çalmıştım. Avri bir oktav üstten çalıyor. Ne geldi? Böyle bir parmak kontrbas tadında. Parmakta çalınan.
Ricky. Tabii yok tabii üstüne çıktı. Paslar bunlar. Şu Nigel'de kalsın. Sonradan çıkalım. Case'e geçelim. Lo-fi piyanodan başlayayım. Yine lo-fi'ness vereyim biraz. Buradan chorus, saturation ve flutter'la biraz oynayacağım. İşin rengi değişiyor chorus bence. Sesi istediğiniz gibi bozabiliyorsunuz burada. Lo-fi'ness'ı mesela tekstür, şuradan tekstür verebiliyorsun sese. Verebiliyorsunuz. Verebiliyorduk daha doğrusu. Tekstür herhalde ayrı kanalda açmak gerekiyor. Neyse, Prat'e geçeyim. Herhalde ayrı kanalda tekstür açılması gerekiyor. Burada bir preset gibi. Büyük ihtimalle. Yine bozayım sesi. Reverb vereyim. Sakses'e geçiyorum. Gayet boğuk. Relax. Dıs diye geçiyorum. Yani tek tek prezentleri gösterip sonra hepsini birden açıp çalacağım. Tak ses de dursun. LED'lere geldim. Böyle tuve'ye geçiyorum. Gayet hüzünlü, yalnızlık kokan sesler yani. Son olarak Witcher var. Bu arada yaptığım bir şarkıda kullandım bu VST'yi. Gayet de güzel.
Pedlere bakalım. Nereye bakacağız? Fakat ses yok. Çünkü tekstüre geçmiş galiba. Adderall pedi. Lili'ye geçeyim. Pardon. Outside pedi. Çok güzel. Son olarak sombur. Adından harika bir isim koymuşlar Prezida. Şöyle yaptım. Müziği kısaca bir döndürüp bitiriyor müziği. Baştan. Evet, Scratch Pad böyle. İndirme linkini de aşağı her zaman gibi açıklama kısmına bırakırım. Orada indirirsiniz. Bu arada son olarak tekrar Fırat Öz ve Sert Muski'ye teşekkür ederim. Kanalımı destekledi ve paylaştığı için buradan. Siz de onu ziyaret edin. Buradan tekrar teşekkürler. Destekleyen arkadaşlara, takip eden arkadaşlara teşekkürler. Sonraki videoda görüşmek üzere.